sunumun temel başlığı klasik Foucault usulünde bilgi anlayışı. Burada ben sunumumu dört temel bölümde, yani temelde üç temel bölüm, ikinci bölümü kendi içinde üçe ayırarak sunacağım. İlk başta mukaddime, tarihi arka planı vermeye çalışacağım. İkinci ana başlık itibariyle de konuya gireceğim. Usulcülerin temel bilgi meselelerine bakış açısını, bilginin mahiyeti, bilginin kaynağı ve bilginin değeri üst başlıklarıyla ele almaya çalışacağım. Ve son olarak da bütün bu gördüklerimizden ne tür şeyler çıkarabiliyoruz? Usulcülerin bilgiyle bağlantılı yaklaşımları prensip olarak, ilke olarak bize neler söylüyor? Birkaç kelam da sonuçla alakalı söyleyip neticelendireceğim. İlk önce tarihi arka plan bizim için önemli. Genel olarak felsefe kitaplarına baktığımızda bilginin bir tür akademik tartışma olarak ele alınmaya başlaması, yani bilgiyle alakalı elbette ilk insandan itibaren bir şekilde bilgi var ama bilgi nedir, bilginin kaynağı nedir gibi felsefi anlamda teorik olarak tartışılmaya başlanması 5. yüzyıldan itibaren başlatılıyor milattan önce. Sofistler ve takip eden süreç. İslam dünyasına gelindiğinde öncelikli olarak bilgi meselelerini felsefenin, kelamın ve tasavvufun üstlendiğini biz görüyoruz. Tabii ki bir metodoloji ve kaynak ilmi olarak fıkıh usulü de kendisini bir şekilde bu bilgi anlayışının içerisinde konumlamak üzere bilgiyle bağlantılı konulara yer veriyor. Şimdi biz İslam felsefesinde nasıl bir yansıması var? Birkaç kelam onun üzerinde edelim. Önceki dönemde bu konular aşağı yukarı tartışıldığına göre ilk İslam filozofu olarak Kindi ile başlatılabilir aslında bu meselelerin tartışılması. Ancak felsefede bilgi bahislerinin ele alınması ya mantık bahisleri içerisinde oluyor veyahut da ilmün nefs, yani bugünkü tabiriyle psikoloji içerisinde biraz ele alınıyor. Kelam konusuna gelindiğinde elbette bilgi nedir? Re cevap verilebilecek veyahut da bilginin kaynakları içerisinde işte habere, akla değişik açılardan bakan kendi konularını işlerken bu konulara cevap veren, bu tarz sorulara cevap veren açıklamalar ilk kelamcılarla birlikte başlıyor. Ancak bilgi bahislerinin bir bölüm olarak ve bütün şeklinde sunulduğu ilk eser Maturidi'nin eseri oluyor. Maturidi ile birlikte başlıyor yani. Bu da yaklaşık miladi 10. yüzyılın ilk yarısına tekabül ediyor. Yani kitabın tam yazılma tarihi netleştirmek zor ama Maturidi hangi eserinde hocam? Tevilat-ı Kur'an. Evet. Girişinde. Şimdi sonraki süreçte kelamcılarda bu bir adet haline, gelenek haline geliyor ve hem felsefede, hem kelamda, hem tasavvufta ve fıkıh usulünde de bir tür mütekaddimun mütahhirun ayrımı yapılacaksa kendisiyle başlatılan Gazzali döneminden itibaren mantıkla buluşuyor. Kelamın bilgi bahislerine değinmesi. Buradan aslında şunu söyleyebiliriz. Bilgi bahislerinin ele alınması bir kelami meselelerle irtibatlı bir şekilde kelami bir jargonla kelami kavramlar üretilerek ele alınması, tartışılması. İki, felsefenin aynı sorulara ya da benzer sorulara kendi ürettiği kavramlarla tartışılması ve bunların İslami ilimlere yansıması şeklinde ikili ayrım var. Ben ana konulara girdiğimde zaten bunu açık bir şekilde fark edeceğiz. Yani bir kelamın esas alınması, bir de felsefenin, mantığın ve ilmün nefsin esas alınması şeklinde. Peki fıkıh usulünde bunlar nasıl yer alıyor? Yani tasavvufa da değinecek olursak, biz tasavvufu temelde tasavvuf tarihini üçe ayırıyoruz. Diyoruz ki bir zühd dönemi, daha çok dünyaya meyletmenin eleştirilmeye başlandığı, temel tasavvuf kavramlarının ortaya çıkmadığı dönem.
Burada doğrudan bilgiyle bağlantılı şeyler yok, kavramlar çıkmamış. Bu Hicri ilk 200 yıla yaklaşık olarak tekabül ediyor. İki, tasavvuf dönemi. Tasavvuf dönemi artık tasavvufun temel kavramlarının sistem olarak değil de parça parça yavaş yavaş tanımlarını yapılmaya başlandığı bir dönem. Mesela zikir nedir, nefis nedir gibi. Bizim konumuza bağlantılı olarak akıl nedir, nefis nedir, ilham nedir, keşif nedir ki tasavvufun bilgi anlayışında merkezde ilham ve keşif yer alıyor. O dönemden itibaren tartışılmaya başlanıyor ve sonraki süreçte ilham ve keşif çok esaslı konuların arasında yer alıyor tasavvufta. Fıkıh usulüne geldiğimizde biz bilgi bahisleriyle alakalı, bilgi bahisleri nedir, içeriği nedir, ne tür konular tartışılıyor? Biraz buna bakarsak biraz fıkıh usulündeki tarihi gelişimini dikkate alabiliriz. Önce fıkıh usulü nedir? Biraz bir iki bir şey onun hakkında söyleyelim. Fıkıh usulü tafsili delillerden, yani tek tek ayet ve hadislerden hüküm, şer'i hükümleri elde etmek için takip edeceğimiz icmali, genel kaideleri bilmek ya da bu kaideleri içeren ilim. Daha Türkçe bir tabirle furu fıkhı, yani tek tek şu caiz midir, değil midir, haram mıdır, helal midir diyebilmemiz için bu sonuçlara ulaşırken takip edeceğimiz yol, yöntem ve kaynaklarla ilgili bize bilgi sunan bir ilim. Böyle bir ilimde bilgi bahisleri nasıl ortaya çıkmıştır? Niye yer almıştır? Biraz bunun üzerinde durmakta fayda var. Burada bilgi bahisleri dediğimizde bir kısmı usul konularıyla ortak. Bilgi bahisleri içerisine giren konuların bir kısmı usul konularıyla ortak. Ne gibi? İstidlal nedir? Haber nedir? Vahiy nedir? Bu ortak konuları dikkate alırsak günümüze ulaşan en eski usul eseri olarak İmam Şafii'nin Risalesini biz bilgi bahislerine yer veren ilk eser olarak dikkate alabiliriz. Yani ortak konuları esas aldığımızda. Ki vefatı 204, yaklaşık 200'lü yıllarda yazdığı, yani hayatının sonlarına doğru yazdığı düşünülüyor. Oralardan itibaren ortak konular itibariyle girmiş. Tabii ki o yazılmış bir eser. Daha öncesine atfedilen İmam Muhammed'e, İmam Ebu Yusuf'a veya Cafer Sadık'a atfedilen usul risaleleri ya da kitapları var. Onları da şey yaparsak biraz daha geriye gidebilir. Ortak olmayan konulara geldiğimizde işte burada da biraz önce değindiğim gibi iki temel yaklaşımla bilgi bahislerinin usulün içerisine girdiğini görüyoruz. Bir, kelami yaklaşım. İki, felsefi yaklaşım. Kelami yaklaşım ile bilgi bahislerine yer verenler aşağı yukarı bir hadis, hadis, kadim bilgi, zaruri bilgi, nazari bilgi, istidlali iktisabi bilgi bu tarz kavramlardan hareketle konuya yer veriyorlar ama yer verirken dört temel farklı yaklaşım çıkıyor. Ele alış şekli kelami olmakla birlikte kendi içinde belli endişeleri dikkate aldığımızda dört temel farklı yaklaşım ortaya çıkıyor. Birinci grup usulcüler diyor ki biz bu bilgileri ele alıyoruz. Usul ilmine giriş yapma ve usul konularına girmeden önce bilinmesi gerekenleri tanıtma amacıyla ele alıyoruz. Yani konuya başlamadan önce, temel usul konularına geçmeden önce bu gerekçeyle yer veriyorlar. İki, usulün kelami ilkelerini biz sunuyoruz. Kelami ilke, mebadi diyoruz biz buna. Mebadi ile alakalı bir parantez açalım. Mebadi, bir ilme başlamadan önce başka bir ilimde ispatlanmış, ortaya konmuş ama o ilmin temel meselelerini çözmek için kendilerine dayanmak gereken, dayanılması gereken şeyler, mebadi. İşte bir grup usulcü de postula gibi hocam. Yani mukaddime diyebiliriz. Felsefedeki postula. Denilebilir. Denilebilir. Şimdi usul kendisine üç temel, tabii sonraki süreçte bunlar arttırılıyor, tartışılıyor ama ilk ortaya atan, bu ifadeyi kullanan Cüveyni, 470'li yıllar vefat, mebadi altına üç temel konuları, üç temel konu yerleştiriliyor. Bir, kelamla bağlantılı konular ki bizim bilgi bahisleri bunların içerisine giriyor.
İki, furu fıkıhla bağlantılı konular ki bunlar artık örnek meseleler diyelim. Yani usul örnek meseleleri incelemez. Onlara ulaşma yolunu, yöntemini ele alan bir ilim. Bu ilmi anlaman için örnek meseleleri bir oku. Ondan sonra bizim teorik şablonumuzu anlayacaksın demek için onları mebadi içerisine eleştiriyorlar. Üçüncüsü de dil. Dilde çünkü nas esas alınarak, Kur'an ve sünnet esas alınarak yorumlamaya gidileceği için dilin temel ilkelerini, temel kavramlarını bilmeden bizim nas'tan çıkardığımız şey neye delalet ettiği konusundaki tartışmalarımızı anlamazsın. Önce onları bir aşağı yukarı bil demek için. Onlardan birisi de kelam. Kelamın içerisinde de bizim bilgi bahisleri var. Bir grup usulcü bu manada o üç temel başlığın içerisinde bilgi bahislerine yer veriyor. Bir grup usulcü usulü tanımlamaya başlıyor. Tanımlarken ilim ifadesi geçiyor. İlim ifadesi geçiyorsa o zaman ilmi açıklıyor. Ki bilginin klasik ilimlerde, usulde de öyledir, diğer ilimlerde de öyle. Birinci anlamda, birinci derecede karşılayan kavram ilimdir, ilim kavramıdır. Onu tanımlarken işte ilim dedik madem zan nedir, şek nedir, vehim nedir, cehl nedir diye diğer kavramları da saymaya başlıyorlar. Bu şekilde yer veriyorlar. Dolayısıyla bunların amacı usulün anlaşılmasını sağlamak. Mahiyet, usulün tanımının anlaşılmasını sağlamak. Dördüncü grup usulcü ise biz ileride bir sürü mesele tartışacağız. Tartışırken bir sürü kavram kullanacağız. Bir tür terimler sözlüğü gibi bir girişte biz bunları verelim. Yani arada bir bağ, bir teori kurma, üstten bakış böyle bir şey yok. Başlıyor. Bir kısmı bizim bilgi bahisleriyle bağlantılı, bir kısmı dille bağlantılı, bir kısmı usulün öne çıkan kavramlarıyla bağlantılı. Bu şekilde eserler veriyorlar. Mesela hani burada isimleri ben aldım, zihninizi çok karıştırmayayım diye söylemedim ama sonuçta örnek vereyim. Mesela İbni Hazm, 456'da vefat etmiş. Ebu Ya'la el-Ferra, 458, Baci, 474, Sem'ani, Lamişi. Bunlar bu şekilde terimler sözlüğü vererek bizim konularımıza değinen temel eserler. Mantıki usul içerisinde değinenlere gelirsek arkadaşlar, Gazzali başta olmak üzere biraz önce söylediğim gibi felsefe, kelami dilden felsefi dile de geçiş. Yani ek olarak felsefi dili de ekleme Gazali ile birlikte başlıyor usulde. Diğerlerinde de aşağı yukarı böyle. Diğer ilim dallarında da. Normal mantık konularını işliyorlar. Ama o arada da mesela tasavvur ve tasdik. Tasdikin algılanması. Akıl burada nasıl hareket eder? Tasavvuru nasıl algılar? Derken bizim temel konulara giriş yapılmış oluyor. Mantık çerçevesinde. Şimdi bir de bunların dışında usul eserlerinde usulcüler kendi meselelerini tartışırken dağınık vaziyette bizim meselelere değiniyorlar. Mesela başta bunları ele almışlarsa ileride kıyas bahsi açılıyor. İleride içtihat bahsi açılıyor. Onların altında tekrar bizim konulara değinilebiliyor. Dağınık. Bütün bunları dikkate aldığımızda bir bütün sistem ortaya çıkıyor. Peki usulcüler bunları nasıl algılıyorlar? Yani bilgi bahisleri usul için ne ifade ediyor? Bu soruya cevaplayalım. Bundan sonra temel konularımıza geçelim. Usulcüler diyorlar ki, bir, bu bilgi bahisleri usul için asıldır. Bizim üzerine bina inşa edeceğimiz temeldir. Usul ise onun fer'idir. Bu bilgi bahislerini bilmezseniz usul kusurlu kalır. Onun üzerine dayanacağız çünkü. O zaman veya, burada sözünüzü böldüm ama bilgi usulden önce mi geliyor? Bilgi bahisleri, yani temel meseleler. Evet. Usulcülerin yaklaşımı bu. Bir kısmı itiraz ediyor, ona da değiniriz, şunları bitirelim. İki, usulün mebadiindendir, ilkelerindendir, biraz önce bahsettim ki mebadiyi bilmeden ana konuları anlamak zordur. Usulde kendi konularına geçildiğinde de yine bilgiden, bilgi söz konusu yani bir şekilde usulü bilgi de olsa bilgi söz konusu. Bilgi, bilme keyfiyeti, bilme araçları, bilmenin gücü konusunda usule kavramsal ve kuramsal çerçeve çizer bunlar. Böyle diyorlar. Gerekçeler sayarken.
usulün mahiyetinin, temel meselelerin, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların hakkıyla anlaşılması yine bunlarla, bu şeyleri bilerek olur deniyor. İlmi faaliyet esnasında zihnin yanılma ihtimalini azaltır ve doğru sonuçlara ulaşmayı temin eder. Böyle görüyorlar usulcüler bilgi bahislerini. Usulcüye ve onun ilmine olan güveni arttırır. Dikkat ederseniz bir kısmı mesela mantığa atfedilen şeyler, bir kısmı kelami bahislere atfedilen şeyler, onlarla bağlantılı bir şekilde bizim temel konulara da atfediliyor. Peki bizim için ne ifade ediyor? Bunlara ek olarak arkadaşlar biz usulün temel konularını tartışırken orada hep gerçekle mutabakata uygun, mutabık. Yani bir gerçeklik var. O gerçekliğe mutabık neticelere ulaşmaya çalışma, doğru bilgiye ulaşmaya çalışma, kesin, tartışmasız sonuçlara ulaşmaya çalışma, buna bağlı olarak da kavramları belli bir hiyerarşiye bağlama. Yani mesela biz diyoruz ki farz, vacip, sünnet, müsahap, mübah diye sıralıyoruz. Bunun arka zemininde biraz önce işaret edilen o bilgi bahislerinin getirdiği sistem var, mantalite var. Esas itibariyle ben bu çalışmaya başlarken zihnimde şöyle bir problem vardı. Buraya nasıl geldiğimi, bu çalışmaya nasıl girdiğimi anlatırsam daha bir yerde oturacağını düşünüyorum. İlk çalışma konusu sorusu olarak usulde içtihadı ben düşündüm. Usulde içtihat denince içtihadı biz ikiye ayırıyoruz. Bir, furu meseleleri çözmek için yapılan içtihat. İki, furu meselelere ulaşırken takip edeceğimiz yöntemi belirlemede içtihat. Yani içtihadı temelde ikiye ayırıyorum burada. Ben ikincisini araştırmak üzere çıktım. Baktım ki o beni bir şekilde usul konularının, kaidelerinin, kaynaklarının hangisi terk edilebilir, hangisi terk edilemez. Vazgeçilemez. Yani günümüzde biz usul yeniden yazmaya kalksak eleyebileceğimiz şeyler var mı? Sıfırdan başka şeyler yazabilir miyiz? Veyahut da birilerinin teklif ettiği gibi işte tarihselcilik, hermeneutik vesaire bunlar bizim için nerede anlamlı? Yani ne tür bir değer yükleyeceğiz dediğimizde ben bilgiyle bağlantılı usullerin yaklaşımının keşfedilmesi gerektiği sonucuna ulaştım. Ve zihnimde şöyle bir şey vardı. Önce bilgiyi nasıl algılıyorlar bunu ortaya koyayım. Daha sonra aynı çalışmanın içerisinde tek tek usulün kaynaklarını, hüküm bahislerini, içtihatla alakalı bölümlerini ve istidlalle alakalı bölümlerini değerlendireyim. Şu kısım tartışmaya açıktır. Burası yeniden gündeme getirilebilir, değerlendirilebilir. Şu kısım ise tartışmaya kapalıdır. Burayı tartışmaya başlarsak biz usulü, dolayısıyla furu'u, yani usulün üzerine bina ettiğimiz şer'i hükümleri keyfimize göre ortaya çıkarmaya başlarız. Böyle bir gayretle yola çıktık ama önceden çalışılmış hiçbir şey olmadığı için ben ikinci kısmı sonraki çalışmalara bırakıp burada sadece felsefe, kelam ve tasavvufun bilgiyle alakalı sorduğu sorulara usulcüler nasıl cevap veriyorlar, hangi kavramları kullanarak cevap veriyorlar ve nasıl bir sistem kurguluyorlar. Sadece bunu burada size sunacağım. Diğeri ise ekstra çalışmalarla bir tane mesela taklit üzerinde, taklidin bilgi ve amel değeri başlıklı o dediğim veçhesiyle bir çalışma yaptım ama o bunun içerisinde değil, bunun devamı. Buradaki sistemin kullanılması bir tür. Şimdi o zaman mevzuya geçebiliriz. Tarihsel arka planı verdikten sonra usulcülerin bilgi bahislerine bakış açısına geçebiliriz. Bunu üç temel üst soruya ayırdım. Bir, bilgi nedir? Bilginin mahiyeti hakkında usulcüler ne diyor? İki, bilginin kaynağı nedir? Bunların zihninde bilgi kaynaklarına bakış açısı nasıl? Bunlar nasıl kendilerini birbirlerine irtibatlandırıyorlar ve hangi kavramları kullanıyorlar? Üç, bilginin değeri nedir? Yani bilgi var mıdır yok mudur zaten tartışmaya kapalı usulcüler içerisinde. Kendileri bir ilim dalı olarak bir sürü şey söylediklerine göre bilgi vardır. Ama elde edilen bilgiler o söyleyeceğimiz mahiyetiyle söyleyeceğimiz kaynaklardan elde edilen bilgilerin hepsi bir midir? Bunlara ne tür bir değer yüklenir ve nasıl kademelendiririz? Diye üç temel başlığa ayırdım. İlk temel başlıkta da bir an önce söylediğim bilginin mahiyeti. Bilgi nedir deyince usulcüler ne cevap veriyor?
Bu soruya arkadaşlar iki temel yaklaşımla cevap veriyorlar. Bir, tanımla bağlantılı bir şekilde, yani tanımlayalım ya da tanımlanamaz, tanımlanabilir mi? Tanımla bağlantılı yorumlar getirerek cevap veriyorlar. İki, alt kısımlarını vererek cevap veriyorlar ki bu diğer kavramlar için de kullanılan bir yöntemdir. Yani bir kavramı başkasına aktarmak için içeriğini bir tanımıyla ilgilenirsiniz. İki, tanımlayamıyorsanız bu şu alt kısımlara ayrılıyor. Onları bilin, zihninizde canlanır dersiniz ki usulcüler de bunu takip ediyorlar. Bilginin tanımı dendiğinde arkadaşlar biz üç temel yaklaşımın ortaya çıktığını görüyoruz. Bir, bilgi tanımlanamaz. Bu yaklaşımı Razi savunuyor. Diyor ki bilgiyi biz tanımlayamayız. Yani ilmi kastediyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Bu bilgi tanımlanamaz derken nasıl bir şeyden bahsediyor? Onu biraz açabiliyor muyum? Şimdi açacağım. Diyor ki Razi, biz bütün tasavvurları yani müfret anlamları tanımlayarak değil otomatik olarak öğreniriz. Zaruri olarak öğreniriz. İçimizde o bilgi doğar. Bilgiyi hiçbir çocuk tanımla öğrenmedi. Bir şeyler öğrendikçe onların ortak bir paydası olduğunu hisseder. İçinde doğar. Onun için bunu ayrıca tanımlamaya kalkışırsanız sonuç elde edemezsiniz. Mesela açlığı hissetmek zaruri olarak bizde bu ortaya çıkar. Onun gibidir. Ve acıyı hissetmek zaruri olarak bizde ortaya çıkar. Onun gibidir. Veyahut da bir başka açıklama getiriyor. Biz bilgiyle diğer bütün şeyleri anlıyoruz. Bilgi zeminde olduğuna göre onu tanımlamak için bu sefer diğerlerini kullanırsak kısır döngü olur. Bilgiyi biz esas kabul edeceğiz. Tanımlanamaz diyeceğiz. Diğerlerini onun üstüne tanımlayacağız. Ama esas yaklaşımı sonraki kavramlarda da aynı yaklaşım gelecek. Tasavvurlar yani bir müfret manaya, tek manaya delalet eden şeyler tanımlanamaz. Bunlar insanın zihninde otomatik olarak oluşur. Zaruridir. Felsefe tarihinde insanın doğuştan bilgiye sahip olduğunu iddia eden rasyonistlere benzer bir şey mi yoksa farklı bir şey? Şimdi bu tasavvur bilgi olarak gözükmüyor değil mi? Farklı. Tasavvur bilgi. Bilgi olarak mı? Farabi'de. Zaten Farabi ile birlikte başlıyor ama buraya aktarılmış. Burada Razi onu temsil ediyor. Buradaki tartışma sadece tanımlanabilir mi, tanımlanamaz mı? Yoksa tasavvur bir var. Bunu anlayamadım mesela. Tanımlanabilir mi derken nasıl bir kasıt var? Yani açlığı bilgisi tamam zararlı olarak ben bunu alıyorum zaten. Bunun tanımlanabilir, tanımlanamaz da... Yani biraz sonra tanımlara geçeceğiz. İşte diyelim ki marifetül ma'lumi ala ma huve bihi. Yani bir şey neyse o şekilde bilmek. Marifet şeyiyle. Böyle bir tanım olmaz diyor. Böyle bir tanım açıklamaya gerek yok bunu diyor. Bu zaten biz biliyoruz. Açıklamaya kalkışırsak kısır döngüye düşeriz. Ama bu çok rağbet gören bir yaklaşım değil. Bu şeyden mi geliyor? Aktarım, mesela ben de var olan bilgiyi ben aktarabilirim şeyine mi girecek burada? Başkasına, ben anlamak için, onu benim anlamam için tanıma ihtiyacım yok. Zaten biliyorum. Evet. Başkası da insansa bilmesi lazım. Yani anlatmaya gerek yok. Gerek yok. Ve anlatılamaz zaten. Anlatmaya kalkıştığınızda değerini düşürüyorsunuz. Çünkü zihninde zaruri bilgi en üst bilgidir. Bütün insanların ihtilaf etmediği, ittifak ettiği bilgidir. Zaruri bilgi deyince bunu kastediyor. Siz tanımlamaya başlarsanız nazari bir bilgiye çeviriyorsunuz. Değerini düşürüyorsunuz. Hani belki bir şeyler yapmış olursunuz ama benim yüklediğim anlamı asla yükleyemezsiniz. Bunu herkes biliyor diye düşünüyor ama usulcülerin çoğu ki kelam ve felsefede de yansıması aşağı yukarı böyledir. Bu yaklaşımı kabul etmiyorlar. İkinci yaklaşım bilginin tanımıyla alakalı. Evet, bilgiyi biz tanımlamakta zorlanırız. Ama taksim ve temsil yoluyla açıklayabiliriz. İki yolu sunuyorlar. Gazali, Cüveyni, El-Kuşeyri. Bunlardan birisi. Cüveyni 478, Gazali 505 vefat. Yani 1111. Hocam çok özür dilerim. Açıklamak ve tanımlamak burada farklı gayelerde kullanılan şeyler. Evet. Onun için açıklamayı tercih ettim. Çünkü tanımı biz mantık okuduysak aslında zihnimizde canlanabilir. Hat tanımı, resp tanımı, işte cinsi belirleyeceğiz, faslı belirleyeceğiz, yakın cins, fasıl veyahut da arazlara geçeceğiz. Böyle bir şey yapmıyor burada. Zaten örnekleri verince göreceğiz.
Mesela taksim nedir? Bilginin kendisiyle karıştırılması mümkün olan kavramlardan ayırt edilmesi. Bunu yaparız. Bir. Ne demek? Şimdi bir örnek veriyor mesela taksime. Yalnız bilginin alt kısımlarından bahsetmiyorum burada. Bilginin yan ve üst kısımları. Üst bir kavram seçiyor. Dallandıra dallandıra bilgiye kadar getiriyor. İşte bilgi budur diyor. Örnek veriyorum. İtikat ya kesindir ya da kesin değildir. İtikadı ikiye ayırdı. Kesin ve kesin olmayan. Kesin olmayan bilgi değil. Kesin olan bilgi. Kesin olan ya vakaya mutabıktır, gerçekliğe uygundur ya da gerçekliğe uygun değildir. Gerçekliğe uygun olmayan bilgi değildir. Gerçekliğe uygun olan bilgidir. Vakaya mutabık olan da ya sabittir ya da değildir. Vakaya mutabık delille mutabıktır bizim zihnimizde ya da delilsiz. Rastgele bir şey düşünmüşüzdür, itikad oluşturmuşuzdur ama mutabıktır. Bu da bilgi değildir. Sabit olması lazım delille. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Böyle taksim ediyor ediyor. En sonunda demek ki bilgi delille ortaya çıkan vakaya mutabık kesin bir itikad. Mefhum olarak böyle bir açıklamada bulunuyor. Bunu tanım olarak sunmuyor. Taksimle bu sonuca ulaşıyor. Yani kısımlara ayırarak bu sonuca ulaşıyor. Böylece karışma ihtimali olan kavramlardan ayırıyor. İkinci yöntem de benzetme. Bizim zihnimizde bildiğimiz bazı şeylere benzeterek mecaz yani. Şimdi örnek vereceğim. Mecaz olmayabilir her zaman. Ama bildiğimiz teşbih diyebiliriz. Mesela aynada suretlerin yansıması nasılsa bilinecek şeylerin bizim zihnimizde yansımasıdır. Biz aynanın üzerinde bazı şeylerin yansımasını gördük, biliyoruz. Diyor ki işte zihnimizde böyle bir bilgi var, bir de bilginin temsil ettiği mana var. O mananın zihnimize yansımasıdır. Daha çok dışarıdaki varlıklarla ilgili olarak anlaşılabilir ama zihinsel varlıkları da kabul edersek o manaların da bu sefer akıl aynasında yansıması da aynı bilgi tanımı içerisinde girecek. Bu yaklaşımı Hanefiler mesela buna benzer bir yaklaşım geliştiriyorlar. Temsilde özellikle temsili kullanarak diyorlar ki gözün baktığı şeyi görmesi gibi kalbin incelediği şeyi görmesi. Yani göz bir şeyleri görüyor. Kalbimiz de bir şeyleri görüyorsa bilgi ortaya çıkar. Hanefilerin çoğu böyle bir tanım benimsiyor. Fukaha metodu çizgisinde. Buradaki kalp sonuçta akıl kalp. Evet, hani onu kullananlar tarafından açık mı manası? Yani kalp tamam, hani Kur'an'da geçtiği şeyde biliyoruz. Bir şey görebilmek için yani ama kalbin mühürlememesi, yani o benzetmelerden oradaki kasıt ne yani? Şimdi tamam. Aslında kalp ve akıl ayrı çalışmalar gerektiren bir konu. İslami literatürde bilgiyle bağlantılı olarak bilgi sırf rasyonel bir eylem olarak görülmez. Aynı zamanda kalple, akıl işbirliğiyle dönen bir şeydir. Hatta aklı, Hanefilerin bir kısmı mesela, aklı kalpte olarak tanımlar. Akıl başta değildir. Kalptedir. Baş sadece kalpte oluşan mananın bir şekilde dışarıya yansıtıldığı en son uçtur gibi. Mesela böyle tartışmalar var. Tabii ki bu tanımlara eleştiriler geliyor ve deniyor ki zihnimize bir şeyler yansıyor ama bunların hepsi ilim değil. Zan da yansıyor. Şüphelerimiz de yansıyor. Mesela çölde bir uzakta su bulunduğunu düşünen birisi orada olmadığı halde zihninde böyle bir yanlış vehim oluşuyor. Bunu da biz bilginin içerisine katmış oluruz diye eleştiriler var. Ama zaten bu tanımı yapanların amacı kesinlikle bilgiyi net bir şekilde zihnimize oluşturmak değil. Bir şekilde fikir vermek. Yani bilgi böyle bir şeydir diye fikir vermektir. Felsefecilerin yaklaşımı bu şekildedir. Felsefecilerin tercih ettiği tanım tarzı, İslam filozofları çoğunlukla tabii, çünkü eleştiriler geldikçe onlar da bazı eklemeler yapıyorlar, değişikliklere gidiyorlar. Hanefiler biraz bu esnek çizgiyi takip ediyorlar. Aslında bu tanım şekli usul tanımlarını, usulle ilgili tanımlar yaparken de kullanılan bir tanım şekli. Şöyle bir soru çalışılabilir. Usulcülerin tanım anlayışları, algılamaları. Çünkü buna bağlı olarak o değişiyor. Üçüncüsü de bilginin tanımlanması. Bilgi nedir? O zaman tanım getirelim. Buna arkadaşlar dört farklı yaklaşım getiriliyor usulcüler nezdinde. Bir,
İtikat olarak bilgi. Ben tanımları buradan okumaya çalışacağım bizatihi dağıtmaksızın, zihnimiz dağılmasın diye. Zarureten veya bir delile dayalı olarak bir şey neyse o şekilde itikat etmek. Mesela tanımlardan birisi. Ebu Hüseyin el-Basri'nin ki bu mutezili bir usulcüdür. Kabul ettiği tanımı aktaralım. İtikad edilen şeyin itikad edildiği şekilde olduğu konusunda nefsin sükûna ermesini gerektiren itikad. Dikkat edersiniz burada bir sürü kavram geçiyor ve her birisi tartışmaya açık. Mesela itikad. Bir sürü tartışma alanı var. İtikad kullanıldığında aynı zamanda zannı da içeren bir şey. Hatta delilsiz bir kanaate ulaşmayı da içeriyor. Esas ehli bu mutezilenin tanımıdır. Mutezile çizgisinin tanımıdır. Ehli sünnetin itiraz ettiği nokta eğer biz bunu bilgi olarak kabul edersek mukallidin itikadını da bilgi olarak kabul etmemiz gerek. Yani mukallid ne yapıyor? Falanca üstad, falanca hoca, falanca alim böyle dedi. Onun için ben böyle inanıyorum. Dediğinde o bilgi var mıdır onda? Yoktur. Hocasına bağlı olarak böyle bir şey söylüyor. Eğer itikadı bilgi olarak kabul ettiğimizde onu da biz ona katacağız. Veyahut da mukallidin itikadını kabul etmeyeceğiz. Bu çelişkiden kurtarmak ve kavram kargaşasına gitmesini engellemek için Ehl-i Sünnet buna itiraz ediyor. İtirazlar dolayısıyla da Mutezile bazı ek kayıtlar getiriyor. Detay tartışmalara girmiyorum. Zihnimiz dağılmasın. İki, malumu ya da şeyi bilme olarak itikat. Mesela biraz önce bir tanım örneği getirmiştim. Malum bilinen şey. Malumu olduğu hal üzere bilmektir. Ne ise o şekilde bilmektir. Burada marifet ifadesi kullanmış bilmek yerine. O marifetin yerine birçok farklı usulcü tebeyyün etmesidir. Tebyin açıklanmasıdır. Teyakkun, yakinin oluşmasıdır. Sika, güvenin oluşmasıdır. İdrak, böyle bir algılamanın ortaya çıkmasıdır. İspat, zihinde deliline de atıf bulunacak şekilde ortaya konmasıdır. Her birisi farklı şekillerde eleştirilmiş. Mesela marifet hakkında ne tür eleştiriler getirilmiş? Marifetül ma'lumi ala ma huve bihi tanımına deniyor ki marifet ifadesi zaten ilmin bir başka lafızla ifadesidir. Bize yeni bir şey söylemedi. Mantıki tabir ve lafzi bir tanım yaptı. Asıl olan bizim tanımda aradığımız nedir? Had ve resim tanımıdır. Yani bir şeyi tanımlıyorsak onun özünde olan bir niteliği söyleyeceğiz. Yani cinsi bulacağız. Sonra o cinsin içerisine giren başka varlıklardan ayırmak için yine özünde olan bir vasıfla faslı bulacağız. Diğerlerinden ayıracağız. Sen bana kelime yerine başka bir kelime koy. Mesela itirazların birisi bu. Bir diğer itiraz Allah için biz arif demiyoruz. Allah'ın ilmini buraya katamıyoruz diye itiraz ediliyor. Böyle olmasına rağmen bu tanım kalıbı mütekellimin metodu çizgisi içerisinde mantıkla buluşana kadar en fazla usulcüler arasında yayılan tanım kalıbıdır arkadaşlar. Üçüncüsü bilenin sıfatı olarak bilgi. Eş'ari ve İmam Maturidi bu tanım grubunun içerisine giriyor. Yaptıkları tanımlar. Eş'ari diyor ki kendisinde bulunan kimsenin alim olmasını gerektiren şey. Bilgi öyle bir şeydir ki kimde bulunursa onu alim kılar. Ayrıntıya girmiyor değil mi? Bu kadar. Yani bu kadar. Ayrıntıya girmiyor. Yani. Buna da eleştiri getiriliyor. Sen ilmi tanımlıyorsun. İlimden türemiş olarak alim kelimesini kullanıyorsun. Alim ilim olduğunda ortaya çıkar. Bize bir ilmi öğret. Ondan sonra biz oradan hareketle alime ulaşacağız. Daha ilmi bilmiyoruz, alimden bahsediyorsun diye eleştiriliyor. Bu eleştirileri de muhtemelen dikkate alan Maturidi diyor ki kendisinde bulunan kimsede söylenilmesi ve düşünülmesi mümkün şeylerin tecelli ettiği bir sıfat diyor. Öyle bir şeydir ki bilgi mezkür kelimesiyle ifade ediyor. Düşünülmesi ve söylenilmesi mümkün olan şeyler. Ne kadar şey varsa bunlar kendisi aracılığıyla tecelli ettiği, açığa çıktığı bir sıfat. Aşağı yukarı sonraki süreçte de en çok
usulcüleri bilgi tanımında etkilen bir tanımdır. İmam Maturidi'nin tanımı. Kelamcılar içerisinde de çok etkili olmuştur ama burada da yine eleştiri vardır. Şunu söyleyelim genel olarak, eleştirilmeyen tanım yoktur. Yani bir şekilde bilgi tanımlarının hepsi eleştirilmiştir. Ama her eleştiri daha sağlam, daha dakik bir tanımı ortaya çıkarmıştır. Bilgiyle bağlantılı tartışmaları derinlikli hale getirmiştir. Buradaki eleştiri mesela tecelli etmesi. Allah'ın ilmi için acaba biz böyle diyebilir miyiz? Sanki önceden yoktu, bir yerden sonra tecelli etti gibi kullanılabilir mi? Deniyor. Bu tarz Allah'ın ilmini kapsamıyor diye eleştirilen hepsine genel olarak cevap verilirken şöyle deniyor. Evet, Allah Teala'nın ilmi için Allah Teala kendisi kitap ve sünnette bunu kullanmadığı için geliyor bize ve biz de kullanmıyoruz. Çok özür diliyorum. Sadece geldi aklıma da bu meseleyi tartışanlar levh-i mahfuzu nasıl bir şey dairede değerlendiriyorlar? Bu bilgi meselesi üzerinden mesela. Yani Allah'ın ilmi içerisinde dikkate alınacaktır muhtemelen ve orada da ya onun ilmini de katacak kavramlar tercih edilmişse onun içerisine yerleştirilecektir veyahut da bazı tanımlarda olduğu gibi şeylerde görebiliyor muyuz? Bahsedilen isimler işte o Allah'ın ilmi denildiğinde insanın ulaşamadığı melekut alemindeki ve daha Allah'ın zatındaki ilim hepsi onun içerisinde kavranmış oluyor. Allah'ın ilmi tabiri orada içerisinde. Orada ilim de ben de şey karmaşa oldu. Bilgi şu an bizim kullandığımız şimdi ilim kullanılıyor. Biz şu an bunu bilgi olarak da kullanabiliyoruz değil mi yani? Aynı anlamda. Yani hani şöyle bir şey demiştim. İlk olarak İslami ilimlerde bilgi denilince öncelikli kavram ilim. Bunun dışında daha alt seviyelerde bazı dereceler var bilgilerde. Onlar için de farklı kavramlar kullanıyorlar. Mesela zan, şek, vehim, cehil veyahut da yakin, ilmi tumanine gibi usulcülerin kendi ekledikleri bazı kavramlar var. Kelimesinin yani onlar ayrı. 400 yıllarda tekabül eden hangi kullanıyorlar, hangi kelimeyi kullanıyorlar? Şu an aslında verdiğim isimlerin işte İmam Maturidi'yi verdik. Hicri 4. yüzyıl. Vefat 333 Hicri. Dolayısıyla bu kavramlar var. Kur'an ve hadiste zaten var. Biz söylediğimiz şey şu, ilim konuşulmamış manasında söylemedik. Mesela Maturidi'de bunlar külli halde vardır dediğimizde şunu kastettik. Bunları problem haline getirip sistemini ortaya çıkarma arayışı orada başlamıştır. Yoksa bunlara dair konuşmalar öteden var. İlk defa buralarda başlamıyorum. Biz tekrar kendi şeyimize dönecek olursak sıfatı, bilenin sıfatı olarak bilgi. Burada bir parantez açalım. Felsefeciler, arkadaşlar zihni varlığı kabul ediyorlar. Zihni varlığı kabul edince yukarıda söylediğimiz gibi bir şeyin aynaya yansıması gibi zihnimize yansımasıdır. Bu tanımı kabul ediyorlar. Zihnimize yansınca orada bir varlık oluşuyor. Kelamcılar zihni varlığı kabul etmediği için onlar bilgiyi daha çok bilen ile bilinen arasındaki irtibat olarak algılıyorlar. Ki malumu olduğu hal üzere bilmek derken aslında onu kastediyor. Eylem halinde bir tanım var. Yani eylem halinde olan bir tanım var. Yoksa bilgi dışarıda bir şey vardı, onun aynısı zihnimizde oluştu, duruyor orada. Böyle bir tanım yok. Burada da sıfatta da bir grup usulcü doğrudan eylem olarak tanımlıyor. Bir grup usulcü, kelamcı, usulcüler de onları takip ediyor artık burada. Bu eylemi sahiplenen sıfat olarak tanımlıyor. İkisini bu şekilde ayırmış olduk. Dördüncüsü arkadaşlar, gerçeğe uygunluk ve çelişinin imkansızlığını esas alan tanımlar. İşte bunlar artık mantığın etkili olmaya başladığı, önceki tanımların defalarca gözden geçirildiği ve konuşulan şeylerin anlaşılamaz hale geldiği tanımlardır. Bu tanımlar. Ben birkaç örnek vereceğim. Mesela iki tarafı, yani mahkum aleyhe yüklenmiş olumlu ve olumsuz hükümlerden oluşmuş taraflar, şunu diyorum: alem kadimdir, alem kadim değildir. Olumlu ve olumsuz. Mahkum aleyh dediğimiz alem kısmı. Böyle iki taraf söz konusu. İki tarafı da
çelişiğiyle birlikte muhtemel olmayan hüküm. Bilgi öyle bir şeydir ki biz bir neticeye vardığımızda onun çelişiği imkansızdır. Alem kadimdir dediğimizde o kadar net bir şekilde bu ortaya çıkacak ki kadim değildir artık ihtimal olmaktan çıkacak. Öyle bir şey yok. Onu söylemeye bile gerek duymamız lazım. İşte bilgi bu kadar böyle bir şeydir. Bazıları çelişiğin imkansızlığına vurguda bulunmanın yanında bilmedeki temyizi de dikkate alıyor. Mesela Şafii alimlerden Amidi diyor ki 631 vefatı kendisiyle muttasıf olan kişi de çelişiği muhtemel olmayacak şekilde külli manaların hakikatlerinin birbirinden ayırt edildiği sıfattır. Hem sıfat var hem de külli manaların hakikatlerini birbirinden ayırt ediyoruz. Biz bilirken aslında bir şeyi diğerlerinden ayırt ediyoruz. Eğer hiçbir karışıklık olmayacak şekilde tüm hakikatiyle bir şey diğerlerinden ayırmışsak bilgi orada ortaya çıkar. Burada kullanılan her bir kavrama dair işte bu bilginin şu kısmını kapsıyor, şu kısmını kapsamıyor diye bir sürü tartışma var. Ben onları artık sizin okumalarınıza bırakıyorum. Son bir tanım verelim aynı alana dair. Bu sefer Hanefi İbni Hımam ve İbni Emrül Hacc'ın getirdikleri tanım. Kendisinde bulunan kimse de bir gerekçeye dayalı olarak her iki tarafı ve hüküm arasındaki olumlu nispet ve olumsuz, yani her iki tarafı derken mahkum aleyh ve hüküm arasındaki olumlu nispet, olumsuz nispet biraz önce açıklamıştım. Her iki tarafı çelişine ihtimal vermeyen hüküm. Burada hüküm tabirini eklemiş. Mesela bunu açıklayalım. Hüküm denince tasavvurlar bilginin dışına çıkarılmış oluyor. Ne demek istiyorum? Müfrede dair veriler. Mesela kitap, insan, bir müfred. Bu tarz bir şey bilgi değildir. Ama işte kitap büyüktür, kitap kutsaldır, kitap kaynaktır dediğimizde artık hüküm vermiş oluyoruz. Bu bilgidir. Bu da tasavvurların bilgiye dahil olup olmadığı konusundaki tartışmaya binaen ortaya çıkmış bir tanımlamadır. Ben genel bir değerlendirme yapayım, ikinci meseleye geçeyim. Usulcüler içerisinde en fazla rağbet göreni bir şeyi bilme ya da malumu bilme olarak getirilen tanımlardır. Ama en dakik olanları çelişini imkansızlığı ve gerçeğe mutabakat vurgusunun olduğu tanımlardır. Sonraki sürece, günümüze gelen süreçte aslında o en son söylediğim şekliyle kaldı. Yani şimdi bu tarihi bir süreç. Günümüzde bu tarz tartışma klasik dille devam ettirilmediğine göre kaldığı nokta orasıdır. Devam ettirilecekse oradan devam edecektir. Onu söyleyeyim. Bir de günümüzdeki bilgi tanımına bir iki atıfta bulunalım. Diyor en yaygın tanım olarak deniyor ki gerekçelendirilmiş doğru inanç deniyor. Son geldiğimiz seviyede ki 14-15. Yüzyıllardan itibaren miladi bu tanımları görüyoruz. Limucibin diye bir kayıt düşülüyor. Yani bir mucibe bağlı olarak. Bu bilgiyi gerektiren bir şey olacak. Bu duyu olabilir, akıl olabilir ya da nas olabilir. Ki işte bu da gerekçelendirilmiş kısmına tekabül ediyor. İnanç olması tartışmaya açıktır. Onu yukarıda biraz değindik. Doğru demek ne demek? O da ayrıca tartışmaya açıktır. Günümüzün getirdiği bilgi tanımı. Onları başka bir şeye bırakıyoruz. Burada genel olarak baktığımızda bir kesin olan arayışı var bilgi tanımında. İki, mutabakat arayışı var. Gerçeğe mutabık olma. Batılı zihni biz gerçeği kendimiz inşa ederiz. Zihnimizden hareketle inşa ederiz. Felsefi tartışmalarda özellikle bakış açısını dışarıda bırakan bir şeydir. Aslında mutabakat arayışı. Bize bağlı değil. Bilgi bizim kendimizin icat ettiği bir şey değil. Biz ona tabiiz. Zihnimizde de olsa dışarıdaki varlıklarla ilgili de olsa biz onların peşinden gideriz. Bu algı hemen hemen her tanımlamada bu kaygıyı görüyoruz. Ayrıca tartışmalara girmediğim için belki geçmedi diyebilirsiniz ama tartışmalarda var, detaya girmedim. Sürekli Allah Teala'nın ilmiyle irtibat hep vardır. İrtibat kurma. Ya biz insanın bilgisini tanımlıyoruz, onun için ayrı bir kategori vardır. Veyahut da bizim tanımımızın içerisinde ikisi de girer. Dolayısıyla yine modern anlamda bilgiyi sadece insana nispet eden bakış açısı burada da altı
zemini kaydırılmış oluyor. Yani bir Müslüman zihin bilgiyi tanımlarken Allah'ın ilmini ya insan bilgisinden bağımsız olarak dikkate alacak veyahut da genel olarak bilgiyi tanımlayacak, onu kendi içinde gruplandıracak. Peki hocam, bu hani dediniz ya, gerçeğe mutabık olmalıdır ve kendisiyle ve başka şeylerle de çelişmemelidir. Buradaki gerçeklik ifadesini de hani dediniz ya, batılı zihin, gerçek bizim zihnimizden inşa edilir. Dolayısıyla bizim zihnimizde olan ya da bizim zihnimizin inşa ettiği şey gerçektir demek istiyor. Usulcülerin, klasik usulcülerin gerçeğe dair bir tanımı var mı? İşte gerçeklik, bizim duyularla aldığımız bilgiler gerçektir. Bir, akılla, ki biraz sonra işleyeceğiz aklın işleyişi, elde ettiğimiz bilgiler gerçektir. Haberle bize gelen bilgiler, yani Kur'an kendi zatında, sünnet kendi zatında bir gerçekliği temsil eder. Bizde öyle bir şey ortaya çıkmalıdır ki bilgi adına, bu sayılan gerçekliklerle mutabık olacak. Onlarla yani çelişmeyecek. Tanımlama, problemli bir tanımlama değil mi? Mesela insanın duyularıyla elde ettiği bilginin gerçeğe tekabül ettiğini iddia etmek, bir şekilde duyularla elde edilen bu bilginin tarihsel olarak dönüşmesi, bu sefer gerçeğe, gerçeklik atfettiğimiz şeyin birkaç yüzyıl sonra dönüşmesi en azından bilim için sürdü mesela. Yani bu kadar... Şimdi biz aslında şöyle sofistlerin itiraz ettiği durumlar gibi, işte duyularımız bizi yanıltabilir'e gelir. Usulcüler onları şu şekilde algılıyorlar. Elbette bize ait olan her şeyde yanılabiliriz. Ama genel bir şey var. Genel olarak biz insanlar duyularımızla gelen verileri, bilgileri, bilgilerin gerçekte öyle olduğunu biliyoruz. Yani bunları şüphelenmek sadece farazi bir akıl yürütmedir. Mesela şöyle delil bitiriyorlar. Diyorlar ki bir şahıs bana duyularla gelen şeyden şüpheleniyorum, bundan emin değilim derse onu döv. Şikayetçi olursa deyin ki bu duyularına gelene sen güvenmiyordun, niye şikayetçisin? Veya aç bırakın, ya biraz bir şeyler ben yiyeyim derse ona deyin ki hani sen güvenmiyordun? Yani bu doğru bilgi değilse niye bunun peşinden gidiyorsun? Hocam bir şey doğru demek ile gerçekle tekabül ediyor demek aynı şey değil mi? Şimdi bizim insani bir kapasitemiz var. Algılarımız var. Her şeyin inşa edilmiş olması sadece farazi, akli imkanlar içerisinde yerleştirdiğimiz bir ihtimal. Ama kendi kapasitemizi, uygulamalarımızı dikkate aldığımızda, ki dikkate almak gerekir, İslam alimlerinin hepsi bunları önemsiyor, bunlara dikkate alıyorlar. Aynı zamanda Kur'an ve sünnetin yönlendirmesi var ama hani Müslüman olmayan bir zihne hitap ettiğinde Kur'an ve sünnetten delil bir şey ifade etmeyebilir. O zaman mesela duyudan gelen bir bilgiyi niye esas alıyor o şahıs? İnkar ediyorsa denildiği gibi hapsedildiğinde veya bir uzvu kesildiğinde itiraz etmemesi lazım. Yani o şıkkı da kabul etmesi lazım. Bu, bir sefer de bir şıkkı kabul et. Ama kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmeyecek. Hatta bir grup usulce diyor ki bunların akıllarından şüphe edin. Tartışmaya değmez. Diyorlar. Uzun uzun o detaylara giremiyoruz artık. İkinci, bilginin mahiyetine dair açıklama şekli kısımlarına yer vermek. Burada da iki temel yaklaşım var arkadaşlar. Ben özetle geçeceğim. Bir, kelami yaklaşım. İki, felsefi ve mantıki yaklaşım. Kelami yaklaşım çerçevesinde şu ayrımlar ortaya çıkıyor. Kadim bilgi, hadis bilgi. Kadim bilgi Allah Teala'nın ezeli, değişmeyen, mutlak, kusursuz bilgisi. Hadis bilgi sonradan ortaya çıkan insanın, meleklerin bilgisi ya da cinleri de ekleyenler var. Şimdi bu zaten aşağı yukarı çok rahatlıkla tahmin edilebilecek bir ayrım. Esas içinde tartışmaların usulcülere has alt ayrımların ortaya çıktığı ayrım zaruri bilgi ve nazari bilgidir. Zaruri bilgi nedir? Buna dair ben birkaç tanım aktaracağım size. Zaruri bilgi, bilen kişiye ait herhangi bir elde etme gayreti ve irade söz konusu olmaksızın. Yani birey olarak biz hiçbir irademiz yok, hiçbir çabamız yok elde etmek için. Böyle bir şey yok. Ve onu elde etme ya da terk etme kudreti bulunmaksızın. Biz terk edemiyoruz. Otomatik olarak kendiliğinden ortaya çıkan bir bilgi. Kendiliğinden derken şunu söyleyelim. Allah'ın ortaya koyması ve yaratması ile bilen dehası olan bilgi. Yani Allah var ediyor. Biz onun oluşma süreçlerini bilmiyoruz. Oralarda herhangi bir gayret yok. Kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ondan da kurtulamıyoruz. İki,
İkinci tanım, yaratılmışlardan nefisten herhangi bir şek ve şüpheyle def'i mümkün olmayacak şekilde zorunlu olarak ortaya çıkan bilgi. Bu öyle bir bilgidir ki bütün insanlık olarak bu tarz bilgiler ortaya çıktığında biz şüphe etmiyoruz. Peki kısımları nedir? Bir sürü tartışma var ama o tartışmaları birleştirdiğimizde usulcüler nezdinde bir, evveliyat dediğimiz bizim aklımızda baştan beri var olan bilgiler. Parçanın bütünden küçük oluşunu bilme gibi. Bunu öğrenmek için biz çok gayret sarf etmedik. Otomatik olarak bizde yaratıldı. Batini müşahedeler, iki, açlığı bilme gibi, zahiri duyulurlar, bizim beş duyu verileri gibi. Bunlar da zaruri bilgi olarak kabul ediliyor. Tecrübeler, sık sık tekrar edip akıl ve duyu ortaklığıyla bir şekilde artık tartışmasız hale gelen tecrübelerdir. Her halükarda bir an önce söylediğim gibi hata ihtimali hep var. Ama hata bilenin kusuruyla ortaya çıkıyor. Yani mesela tecrübede gerekli şartları oluşturmamıştır veya yanlış algılamıştır, hastalık zamanına denk gelmiştir, duyu algısı zayıftır vesaire bir sürü şık sayılabilir. Ve tevatür. Tevatür yalan söyleme ihtimali olmayan, onu da işleyeceğiz, bir grup tarafından aktarılan haber, bilgi demektir. Detaylandıracağımız için ben onu atlıyorum. Bunlar kendi içerisinde müşahede ve işitme gerektirenler, müşahede ve işitme gerektirmeyenler diye ayrıten bir ayrıma tabi tutuluyorlar. Akli olanlar, hissi olanlar, yani duyularla elde edenler, hem akıl hem his ortaklığıyla ortaya çıkanlar şeklinde ayrıten gruplandırılıyorlar. Kendisini önceleyen bir sebebe dayanmaması ya da kendisinden önceki bir sebebe dayanması şeklinde bir ayrı ayrım var. Mesela iki zıttın bir arada bulunmayacağı bilgisi kendisini önceleyen bir sebebe dayanmıyor. Ama duyularımızdan gelen veriler sadece biz varken ortaya çıkmıyor. Başka şeyler olacak o bilginin ortaya çıkması için, ondan sonra ortaya çıkacak. Tasavvur ve tasdik olarak da bunları ayrıca gruplandırabiliriz ki onu mantıkçıların yaklaşımı şeklinde sayacağız. Gelelim birinci bilgi türü zaruri bilgiydi. Ve bu zaruri iktisabi bilgi hadis bilginin alt kısımlarında yer alır. Allah Teala'nın bilgisine usulcüler ve kelamcılar zaruri ya da istidlali bilgi demezler. Allah Teala'nın bilgisi Allah'ın bilgisidir. Yani bizim kategorilerimize girmez. Ama mantıkçılar zaruri bilgi diyor. İstidlali bilgiye dair bir iki tanım verelim. Nazar ve istidlal ile ortaya çıkan her türlü bilgi. Nazar ve istidlali açıklayacağım için bu anlamlı hale gelecek. Hanbeli alim Ebu Yala el-Ferra şöyle diyor. Hakkında şüphenin ortaya çıkması mümkün olan her bilgi. Zaruri bilgide hiçbir şüphe yok. Zaruri bilgiye dair şöyle bir değerlendirme yapalım. Bizim bir katkımız yok dedik. Kendiliğinden ortaya çıkıyor dedik. Tartışmaya kapalı. Bütün insanlar ittifak eder. Birisi itiraz ediyorsa aklından şüphe edin. Bu yaklaşım vardır. Usulü de bir, mesela tevatür bilgisi zaruridir dendiğinde buna itiraz edemezsin demektir. Bütün insanlık olarak bunda ittifak edersen buna itiraz edemezsin demektir. İktisabi bilgiyi Semerkandi'nin tanımıyla da verelim. Bilen kişinin elde etme gayreti, iradesi ve elde etme ya da terk etme kudreti dahilinde, zaruri bilginin mukabili olarak, Allah'ın bilende sonradan var etmesiyle ortaya çıkan şey ya da veri diyebiliriz. Bunun da kendi içinde alt taksimleri var. İktisabi bilgi. Akli olabilir, şer'i olabilir. Yani akli muhakeme ile elde edilmiş olabilir. Ya da şeriatin, dinin bildirmesiyle, nasların bildirmesiyle söz konusu olabilir. Mesela kitap, sünnet, icma ve kıyas ile bilinenler özellikle sem'i ve şer'i bilgi içerisine yerleştiriliyor. Nasıl? Tevatüre girmez mi şer'i bilgi? Nasıl bilginin altında mı almışlar? Kitabın delaleti kısmında biz eğer
açık, net, kat'i bir delalet yoksa onun delaletindeki zanniyetten dolayı istidlal eder. Aslında ikisine de giriyor. Sübutu açısından tevatürün içerisine giriyor Kur'an. Ama Kur'an metnini biz algılarken bazen birden fazla anlam çıkabiliyor. Dilden kaynaklanan veyahut da Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetleriyle irtibatından kaynaklanan farklı anlamlar çıkabiliyor. İşte bu bu yönüyle istidlalin içerisindedir. Diyoruz. Demek ki istidlali bilgide şu denmek isteniyor. Bir şey istidlali ise biz orada gayret gösteriyoruz. Akıl yürüteceğiz. Belli tekniklerimizin olması gerekir. Metot takip etmemiz gerekir. Ve itiraza açık. Biz şöyle düşündük, böyle vardık dediğimizde o iş bitmiyor. Başkaları itiraz edebilir. İspatlamamız gerekecek. O zaman nazar ve istidlal nedir? Nazar ve istidlali kullanıyorduk iktisabi bilgide. Nazarı ve istidlali usulciler nasıl algılıyorlar? Ben ayrı ayrı, yani birbiriyle ortak noktaları var nazar ve istidlalin ama daha iyi anlaşılması için ayrı ayrı tanımlarını, açıklamalarını vereceğim. Nazarı usulcülerin iki şekilde algıladıklarını görüyoruz. Bir, sonuç elde etmeye yönelik genel bir düşünme faaliyeti. Yani biz belli delilleri kullanıyoruz, argümanları kullanıyoruz. Buradan hareketle aklımızı kullanarak genel bir düşünce faaliyetini gerçekleştiriyorsak bu nazardır. Detaylarına girmiyor. İkinci algılayış ise kendisiyle klasik mantığın temel konuları olan tanımlamayla ve doğrudan dolaylı akıl yürütme şekilleriyle sonuca ulaşmak. Burada da bir akıl yürütme var. Ama artık alanını biraz netleştiriyor. Diyor ki elde edeceğimiz şey tasavvursa, yani bir manaya delalet eden müfret bir şeyse, o zaman tanımı kullanarak ulaşacağız. Yok hüküm ise, yani tasdik ise o zaman doğrudan ya da dolaylı akıl yürütmeyle ulaşacağız. Her ikisi de nazarın içerisine giriyor. Peki istidlal ile ne anlıyoruz? Bu tanımlarla alakalı genel bir değerlendirme gibi bir şey var. Onu da okuyayım nazar kısmında. Sahih bir nazar faaliyetinin hem kesin hem de zanni bilgilere ulaştırabileceği görülmektedir. Aynı şekilde çoğunluk nezdinde nazar ile hem tasavvur hem de tasdikler elde edilebilmektedir. Ama Razi tasavvurları zaruri olarak kabul ettiği için, zaruri bilgi olarak kabul ettiği için onlara ulaşılamaz diyor. İstidlalin tanımına bakıldığında bu sefer dört farklı anlam yüklüyorlar usulcüler istidlale. Bir, delil sorma anlamı. Bu özellikle mesela münazara esnasında iki kişi tartışırken diğeri bir görüş belirttiğinde bunun delili nedir demesi. Veyahut da bir şahsa bir şeyin hükmünü sorduğunuzda bu caiz midir, caiz değil midir dediğinizde delili nedir diye sorması bir istidlal olarak değerlendiriyor. Birinci anlam. İki, delili zikretme. Bir furu eserinde diyelim ki namazı bozan şeyleri tartışırken hadisleri sayıyorsa doğrudan hiçbir yorum getirmiyor. Şu hadisler var diyor, bırakıyor. Bu da delili zikretme babında veyahut da istisnen böyledir, istislahen böyledir diye genel bir ifade kullanarak geçiştiriyorsa bu da istidlal olarak kabul ediliyor. Gerisini sen yürüt demek içindir bu. Üç, sonuç elde etmek amacıyla delil üzerinde düşünme. Nazara, biraz önce nazarla ilgili söylediğimiz şeylere benziyor bu üçüncü yaklaşım. Bir kısmı genel düşünmenin esas alındığı yaklaşım. Herhangi bir şekilde, herhangi bir metotla genel olarak düşünüyoruz, sonuca ulaşmak için düşünüyorsak bu istidlaldir. Ayrıca mantıktaki akıl yürütme esas alınıyorsa bu da istidlaldir. Üç anlamı söyledik. Dördüncü anlam bizatihi delil anlamıdır. Ne demek istiyorum? Bazı usulciler, özellikle mütekellimin metodu usulcileri kitap, sünnet, icma, kıyası saydıktan sonra geri kalan ve kendilerinin kullandıkları, meşru kabul ettikleri delilleri bir üst başlığı olarak istidlali kullanıyorlar. Tanımını zaten söylersek bu daha net anlaşılacak. Bu tarz hareket eden usulcilerden bir tanesi Cüveyni, nas, icma ve kıyasa dayanmayan genel prensip içtihadı diyor mesela. Amidi, nas, icma ve kıyas olmayan bir delilden ibarettir. Dediğimiz gibi kitap, sünnet, icma ve kıyasın dışında diyelim ki maslahatı kullanıyor yöntem olarak. İstihsanı kullanıyor yöntem olarak. Veya mantığın
doğrudan dolaylı akıl yürütme şekillerini kullanıyor. Bunların hepsini ifade etmek için üst bir kavram olarak istihlal anlamını kullanıyor. Şimdi gelelim, kelami yöntemi bitirdik. Burada bir malzeme kullanıyor. Ona dair de bir şey söyleyelim. Nazar ve istihlalde usulcüler malzemeyi delil ve emare şeklinde ikiye ayırıyorlar. Ki bu ayrım aslında mütekellimin metodu usulcülerine aittir. Hanefi usulcüler buna karşı çıkıyor. Hepsini delil olarak isimlendiriyor. Peki bu ayrımın mantığı nedir? Baktığımızda kesin sonuca ulaştırıyorsa bir delil, bu delil ismini alıyor. Bir veri ya da hareket ettiğimiz şey, kendisine hareket ettiğimiz şey kesin sonuca ulaştırıyorsa delil, zanni bir sonuca ulaştırıyorsa emare ismini alır diyorlar. Bunların kendi alt kademeleri var, ayrımları var. Mesela delil için şer'i delil, akli delil, hem akli hem şer'i delil, hissi delil, vaz'i delil. Her birisinin kendi art ayrımları ve tartışmaları var. Çok özür dilerim, bölmek istemezdim ama. Estağfurullah. Bu tartışmalar esnasında, yani fikir yürüten insanlar bir kesinliğe mi ulaşmaya çalışıyor yoksa makul olana mı ulaşmaya çalışıyor? Şimdi tanımlarla ilgili değerlendirme yaparken bir şey söylemiştik. İmkan ölçüsünde en kesine ve gerçeğe mutabık olana ulaşmak. Ama zaman zaman insanın gücü bir yerde bitiyor. Evet. Gerek elde edilmeye çalışan bilginin mahiyeti, gerekse insanın kapasitesi itibariyle şey vardı, zanna ulaşılabilir. Aklına şüphe edilmelidir diye evet, bir tanımlama yapan da doğrudu. Bu sıkıntılı mesela. Tabii. Yani. Özellikle furu fıkıh dediğimizde biz furu fıkıhta elde edilen hükümlerin çoğunun kesin değil, zan olduğunu biliyoruz. Böyle olduğunda bunlar daha anlamlı hale geliyor. İmkan dediğimiz şey de zaten kendi içerisinde, yani var olabilme, gerçekliğe mutabık olabilme durumunu zaten bir ihtimal dahilinde olması. Ama yani, bu ihtimal dahilindelik sadece akli ihtimal değil de delile dayalı ihtimal. Yani biz her türlü araştırmayı yapacağız, her türlü malzemeyi kullanacağız ve metodumuzu kontrol edeceğiz. Ondan sonra bize düşen her şey bittikten sonra hala kesin şeye ulaşamayabiliriz. O ihtimalle dikkate alıyorlar. O malzemenin uygun bir şekilde delil ve emare şeklindeki malzemenin, emarenin kısımlarına da işaret edeyim. Emareyi iki temel kısma ayırıyorlar bu emareyi kabul edenler. Bir asla dayanması, asla dayanmaması. Yani bir şeyden hareketle emarenin ortaya çıkması, asla dayanmamasıyla, mesela Kur'an-ı Kerim'de deniyor ki Bismillah ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf. Çocuk kiminse çocuğun ve eşin nafakası ona aittir diyor. Şimdi burada ama bil ma'ruf kaç lira, kaç eve tekabül ediyor, kaç eşya, böyle bir şey yok. Ma'rufa göre. Akıl bir asla dayanarak değil de günün şartlarına göre tekrar belirlemesi gerekiyor müştehit ya da o konu üzerinde düşünen. Bu asla dayanmayan emaredir. Ayetten hareketle biz şey yapıyoruz ama her günün değişen şartlarına göre tekrar tespit edilecek. Asla dayanan ise kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir, kıyas gibi, ki mantıktaki analojiye tekabül eder. Ortak bir illetten dolayı hükmü belirtilen bir şeyin hükmünün hükmü belirtilen bir şeye aktarılması. Bir, asla dayandı. İki, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin metninin esas alınarak oradan problemin çözülmesi. Burada da bir asla dayanıldı. Çok özür dilerim. Yani şeyden de bahsetmiştiniz. Taklitten de bahsetmiştiniz. Ona ekstradan bir değinecek misiniz yoksa hangi açıdan? Üzerinden bir şey var mı? İddia olacak mı yani? Taklit. Yani ne tarafını soruyorsunuz? Şöyle, burada asıl mevzu söz konusu olunca mesela benim kafamda bazı şeyler var. Mesela zıt nedir? Mesela bu bende çok açık değil. Bunun gibi mesela asıla geliyorsak mesela oradan taklit de gelecek mi mesela? Taklit hangi konularda taklit olursa ona göre farklı farklı yani yaklaşımlar var. Örnek, ben örnek, o konuda evet, makalem inşallah çıkarsa oraya yönlendireyim sizi. Çünkü çok detaylı bir alt problemleri var. Bölümün için çok da soru sormaya gayret ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Biz elimizden geleni yapacağız. Yapıyoruz. Şimdi ikinci temel yaklaşım kelamdan sonra, kelami bakış açısından sonra felsefi yaklaşım demiştik. Felsefi yaklaşım deyince bilginin kısımları tasavvuf ve tasdik diye ikiye ayrılıyor.
Tasavvuf ve tasdik diye ikrarlıyor. Ve bilgiye ulaşmada aslında bizim zihnimizin işleyişine de biraz tekabül ediyor. Bu. Bunu da Gazali'den sonraki süreçte usulcüler yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Hemen her tanımın, her kavramın tanımlanmasında tasavvurun temel ilkeleri, tasdiki temel ilkeleri dikkate alınıyor. Ben bir iki tanım örneği vereceğim. Tasavvur nedir, tasdik nedir? Ondan sonra kaynaklara geçeceğim. Hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Vaktimiz epey ilerledi. Tasavvur, cisim, hareket, alem, hadis, kadim, insan, yazar gibi kendisine tekil isimlerin delalet ettiği basit zatların algılanmasıdır. Zerkeşi şöyle tanımlıyor: hüküm içermeyen idrak. İki şey birbirine nispet etmediğimiz, tek müfrede delalet eden algılama tasavvurdur. Tasdik, basit zatların, yani tasavvurların, olumlu ya da olumsuz bir şekilde birbirine nispetinin algılanmasıdır. Alem, hadis, iki tasavvurdu. Alem hadistir. Alem hadis değildir. Olumlu ve olumsuz. Bunun gibi. Bu tasdiktir. Her ikisinin de arkadaşlar zaruri kısmı var ve nazari kısmı var. Yani tasavvurların bir kısmı için biz özel bir gayret sarf etmiyoruz. Zarureten ortaya çıkıyor. Bir kısmı için biz gayret sarf ediyoruz ve tercih ettiğimiz yolda tanım. Tanımlama yoluna gidiyorsak artık nazar ve istidlal yöntemine yoluna girmiş oluyoruz. Tasavvuru elde etmek için. Tasdik için de gene ikiye ayırdık. Zaruri olan ve matlup ya da nazari olan. Tasdiklerin bir kısmı evveli bilgiler gibi. Mesela parça bütünden küçüktür gibi. Bunlar zorunludur. Elde etmek için herhangi bir gayret sarf etmiyoruz. Ama bir tasdik zorunlu değilse akli muhakeme yollarını, yöntemlerini kullanıyoruz. Ya doğrudan ya da dolaylı akıl yürütme yöntemini kullanıyoruz. Doğrudan akıl yürütme bir tasdikten hareketle sonuç elde etmektir. Dolaylı akıl yürütme birden fazla tasdikten hareketle, yani mantıktaki kıyası düşünelim, iki öncül kullanıyoruz. Örnek verelim mesela. Sarhoş içki sarhoş edicidir. Her sarhoş ediciliği haramdır. O halde içki haramdır gibi. Bu mesela dolaylı akıl yürütme. Şimdi gelelim ikinci temel ana meseleye. Bilginin kaynakları nelerdir? Ne diyor usulcüler? Buraya baktığımızda üç temel kaynağı kabul ettiklerini görüyoruz. Bir, duyular. İki, akıl. Üç, haber. Kelamda da aslında bu sıralama üstünlük sıralaması değildir. Sadece sonraki gelen öncekinin verilerini kullandığı içindir. Mesela bu tezyede en ön plana çıkarılması. Nasıl? Orada bir şey amaç edinerek mesela. Burada saf bilgiden bahsediyoruz. Kaynak. Şimdi bizim sıralama da aslında şudur. Zaruri, nazari mi, kesin mi, zanni mi, gerçeğe mutabık mı, değil mi? Onlara esas alırız. Her kaynaktan zanni, zaruri çıkar mı, çıkmaz mı? Zaruri dışında bilgiler çıkar mı, çıkmaz mı? Bunlar tek tek içinden gruplandıracağız, sayacağız. Ondan sonra böyle bir aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabiliriz. Yoksa doğrudan, mesela duyuları ilk saydık, duyular üstündür, akıl üstündür, haber üstündür, değil. Her birisinin birbirine ihtiyaç olduğu, muhtaç olduğu, dayandığı noktalar var. Birbirini örüyorlar. Öyle diyebiliriz. Hocam, bu son söylediğiniz klasik fıkıh usulünün görüşü değil mi? Evet. Yani öznel bir şey. Ama şimdi içeriği doldurunca daha bir yerde oturacak. Çünkü mesela vahyi, haberi biz her ortamda diğerleriyle eşit veyahut da aklı her ortamda diğerleriyle eşit demiyoruz. Duruma göre, ortaya çıkardığı verilere göre bazı durumlar ortaya çıkıyor. Farklı farklı durumlar. Kısmen işaret edeceğim ben. Birincisi, duyular dedik. Duyulara dair usulcülerin en az yer verdiği kaynaktır duyular. Beş duyu, zahiri beş duyu zaten bildiğimiz beş duyu organ ile elde edilen verilerdir. Gazali'den sonra batini beş duyuya yer veriliyor arkadaşlar. Batini beş duyu nedir? Hissi müşterek, yani dışarıdan
gelen verilerin ilk anda elde edildiği iç duyu. Musavvira bilgisini aldığımız nesne kaybolduğu halde onun korunduğu duyu verisi, duyu organı diyelim, iç duyu organı. Üçüncüsü vehim, duyulardan gelen şeylere bağlı olarak içeriden üretilen ek manalardır. Mesela bir koyunun kurttan korkması. Dışarıdan kurdun üzerinde kork diye bir şey yazmıyor. Oradan gelen bir veri yok ama kendi içinden dışarıdan gelen bilgiyle bir irtibat kuruyor. Ya da çocuğun annesine olan sevgisi. Bu tarz, bu vehimdir. Müfekkire dışarıdan gelen verilerin birbirine eklenmesi, çıkarılması, birleştirilmesi işlemini yapan iç duyudur. Mesela iki başlı insan düşünebiliyoruz zihnimizde. Yani dışarıda normalde böyle bir şey hiç görmedik. Veyahut da insan başlı at düşünebiliriz zihnimizde. Bu müfekkirin işidir. Müfekkireden sonra soyutlamalar başlıyor. Orası işte aklın devreye girdiği yerdir. Usulcülerin bu açıklamalarına bakarsak. Ve usulcüler şu konuda da ittifak ediyorlar. Bütün duyu verileri, iç duyu verileri ve dış duyu verileri zaruri bilgi bize ortaya çıkarır. Yani tartışmasızdır. Bunlar nerede kullanılacaktır? Bunlar özellikle haberde bizim işimize yarayacaktır. Biz bir haberin ne manaya geldiğini, bilgi değerini tespit ederken birinci derecede mesela işitilir olması, işitmeye dayalı olması ki bizim dini hükümlerin çoğu işitmeye dayalıdır. Akıl konusuna geçelim. Akıl nedir usulcüler açısından? Burada da iki temel yaklaşım çıkıyor. Bir, temsil yoluyla aklın açıklanması. Aynı bilgiyle, bilgiye benzer bir durum var. İki, tanım yoluyla aklın açıklanması. Temsil yoluyla özellikle Hanefilerin yaklaşımıdır bu. Mesela Debussy şöyle tanımlıyor. Güneş zahir bir ışık iken akıl batın bir ışıktır. Dediğimizde güneşe benzetme var. Veyahut da gözün görebilmesini sağlayan ışık gibi delillere baktığında kalbin görebilmesini sağlayan göğüste bulunan bir nur. Burada bir benzetme var. Tartışmaya açık, içeride geçen kavramların her birisi tartışılmıştır. Oraya geçiyorum. Tanımlama ile akıl nasıl anlaşılıyor usulcüler açısından? Bir, cevher ya da araz olarak akıl. Cevher olarak akıl felsefecilerin tanımıdır. Usulcüler bunu kabul etmezler. Çünkü usulcülerin zihninde akıl daha çok mükellefiyetle bağlantılı bir şey olması lazım. Felsefecilere göre akıl ise Tanrı'dan sudur eden ilk şeydir. Ve insanın ötesinde kendi zatında var olan bir varlıktır. Usulcüler diyor ki biz onu konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz insanda algılama melekesi olan şeyi konuşuyoruz. Bu açıdan cevher olarak akla itiraz ediliyor. En çok kabul edilen akıl tanımı kabiliyet olarak akıl ile bilgi olarak akıl tanımlarıdır. Kabiliyet olarak akla birkaç, dört farklı kademesi vardır kabiliyet olarak akıl tanımlara baktığımızda. Bir, mutlak kabiliyet olarak aklı tanımlayan usulcüler. Mesela Ahmet bin Hanbel diyor ki akıl mizaçtır, kabiliyettir. Sadece bu kadar tanımlıyor. Bu eleştiriliyor. İnsanın başka kabiliyetleri de var. Onlarla karışıyor. Biz aklı bu şekilde tanımlayamayız. İki, o zaman bilme kabiliyeti olarak akıl. Haris el-Muhasibi, vefat 243 mesela şöyle tanımlıyor. Bizatihi bilgi olmamakla birlikte kendisiyle bilgilerin elde edilmesinin gerçekleştirildiği bir kabiliyet. Kendisi bilgi değil, kendisinde bilgi yok, boş. Diğerlerine ulaşmak için elde edilen, kullanılan bir kabiliyet. Buna şöyle eleştiri getiriliyor. Biz zaruri bilgileri her zaman aklımızda hazır buluyoruz. Onları nereye koyacağız? Boş olarak düşünürsek o zaman onları açıklayamayacağız diye eleştiriliyor. 3. Şeyleri birbirinden ayırma kabiliyeti olarak akıl. Mesela İmam Şafii diyor ki Allah'ın kendisiyle şeyleri zıtlarından ayırmak üzere kulların kullar için yaratmış olduğu alet ya da temiz aleti. Bu da bir başka tanım daha verelim. Hanefi alim Molla Mecid'in aracılığıyla iyi ve kötü şeyleri birbirinden ayırmak için yaratılmış ilahi bir güç. Temizi esas alınması usulün ve furuğun işine arayacak bir tanımdır bundan dolayı. Ama mesela İtkani diyor ki bir hayvan kendi
çıktığı evi tanıyor. Ayırıyor, diğerlerinden ayırıyor, geliyor mesela. Bu da ayırıyor. O zaman biz ona akıllı diyecek miyiz? Ya da bir kuş bir köpek sahibini tanıyor. Ayırabiliyor. Bunlar cedelin diliyle getirilen tanımlar, itirazlar ama kafa karıştırıyor tabii. Çok basit bir şey yapacağım. Buradaki tartışmalarda şey ne diyor? Aristo mantığını mı kabul ediyorlar, etmiyorlar gibi bir şey mi var? Şey yok mu? Aşamalı bir şey yok mu? Nasıl? İlla akıllı mesela hani ayırt ediyorsa buna da akıllı diyeceğiz dedi ki hayvan için mesela. Yani illa şimdi tanımın şey tanımın kelami dille yapılması ve mantıki dille yapılması diye iki katmanı var. Kelamcılarda da, usulcülerde de. Kelami dille yapılması tanımladığımız şeyin içerisine giren ne kadar fert varsa hepsini kapsaması ve içerisine girmeyen ne kadar fert varsa hepsini dışarıda çıkarması. Şimdi burada itiraz ediyor. Böyle bir fert var tanımının içine giriyor ama ona akıllı demiyoruz normalde. Nasıl olacak? Yani kaplan tutarlı açısından bir eleştiri var. Bizim Aristo mantığı şey girmiyoruz ki yani onun akıllı olup olmamasına dair bir ilişkiye girmiyoruz ki. Fark etmez. Bizim mesela temiz diyorsak insanı sadece esas alarak hareket etmiyor tanımak yani. Temiz diyorsak temizi içeren her şeye akıl dememiz lazım diye itiraz ediyor itiraz eden. Burada bu itiraza şöyle cevap verilebilir. Yani madem şey yaptı, ben sadece zihnimizde bir şeyler canlansın diye söyledim. Yani orada insiyaki bir eğilim vardır. Akli, bilinçli bir temiz yoktur. Yani insandaki gibi. Onun için hayvanlardaki temiz ile insandaki temiz, aklın göstergesi, sıfatı olan, yani temel özel niteliği olan temiz ayrı şeylerdir diye mesela itiraz edilebilir. O tartışmaları çok girmiyorum çünkü daha da uzayacak. Bu vesileyle açmış oldum. Dördüncüsü, teklife muhatap olma kabiliyeti olarak akıl. Bu da yine fakih mantığıyla yapılan bir akıl tanımı. Mesela deniyor ki, kendisiyle birlikte teklifin hasen hale geldiği şey, akıl bulunduğunda güzel hale gelir. Eğer akıl olmasaydı insana sorumluluk yüklenmesi güzel olmazdı deniyor. Burada da aklın kendi nitelikleri dikkate alınmıyor. Aklın işleyişi dikkate alınıyor. Özellikle mantıkın dili esas alındığında bu tanım zayıf bir tanımdır. Ama fıkhın kendi mantalitesi esas alındığında işe yarayacak bir tanımdır. Üçüncü bilgi türleri, yani biz üçe ayırmıştık. Bir, cevher araz olarak. İki, kabiliyet olarak akıl. Onu da kendi içinde dörde ayırmıştık. Üç, bilgi olarak akıl. İşte bu bizim zihnimizde her zaman bilgileri hazır bulduğumuz için bu tanımın yapıldığını biz görüyoruz.